Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. ABD'nin F-16 kararı sonrası Yunan basını karıştı. Türkiye düşmanına sarıldılar. Değerli izleyenler, ABD Kongresi'nin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi. Bu gelişmeyi ilk sıradan duyuran Yunan Katimerini gazetesi metinde NATO müttefiklerinin diğer NATO müttefiklerinin hava sahasına izinsiz uçuşlar yapmamaları gerektiğine inanıyoruz mesajına dikkat çekti. Öte yandan Bob Menendez'in veto yetkisinin hala elinde olduğu, bu nedenle anahtarı elinde tuttuğu yazıldı. Menendez'in Türkiye'ye savaş uçağı verilmesine rıza göstermeyeceği belirtildiği vurgulandı. Taner ise bu mesajı okurlarına sunarken F-16 satışının engellenme çabalarının başarılı olmadığı belirtildi. Menendez'in veto hakkına dikkat çekildi. Prototemada NATO müttefiklerinin diğer NATO müttefiklerinin hava sahasına izinsiz uçuşlar yapmamaları gerektiğine inanıyoruz sözleriyle avundu. F-16'larla ilgili değişikliği tasarıya ekleme çabasının başarısız olduğu belirtilen haberde Menendez vurgusu yapıldı. Etnos'ta bu tasarının nihai olmadığı iddia edilirken Menendez'in varlığına güvendiklerini vurgulandı. Haberi yine aynı mesajı okurlarına sundu. Pentapost akmaysa Menendez'in veto yetkisini elinde bulundurduğuna dikkat çekildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.